İşte Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli Ela ile siyasette bir türlü yaz gelmiyor. Gelmiyor vallahi. Normalleşme geldi yaz gelmedi. Aksine, abi. evet aksine yani. Yoğunlaştı. Çok fena. O zaman senin yorumlarını evet, şimdi dinleyeceğiz siyaseti. Şöyle bir 360 derece görelim. E, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin normalleşme sürecine dair. Açıklamaları dün gündemde çok sıcaktı. Bu açıklamayı nasıl yorumlamamız, okumamız lazım? Cumhur İttifakı'nda bir çatlak diyebilir miyiz? Sorunu yanıtla başlayayım diyemeyiz. E, fakat bir takım rahatsızlıklar e, olduğu aşikar. MHP lideri Devlet Bahçeli bilindiği gibi az konuşur ama öz konuşur mesajlarını da böyle tekrar tekrar okuyup satır aralarına yoğunlaşmanız gerekir. Dün bizim açımızdan da öyle oldu açıkçası. Gün boyu sakin nispeten bir günden vardı. Akşam saatlerinde artık dedik ki tamam bugünü sakin noktalayacağız herhalde. Huzurla işte evimize gideceğiz, arkadaşlarımızla buluşacağız vesaire. Tam bu hayali kurarken MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yaklaşık birkaç saat üzerinde çalışmamız gereken bir yazılı açıklaması oldu açıkçası. Soruna yanıt mahiyetinde şunu söyleyebilirim. Cumhur İttifakı'nda bir çatlaktan bugün itibarıyla söz etmek mümkün değil. Bunu bir çatlak olarak ifade edemeyiz. Ancak MHP lideri Devlet Bahçeli uzunca bir süredir muhtemeldir yürüyen bazı süreçler itibarıyla MHP aleyhine yapılan yorumlar, analizler, ya da çıkarımlara yönelik tepkisini dile getirdiği bir yazılı açıklama yapmış. Elbette bu bir çatlak olmayabilir. E, aile arasındaki bir kavgaya benzetiyorum ben bunu. Aile içerisinde tartışırsınız. E, kadın eş kocayla tartışır. Çocuk babayla tartışır. Kız anneyle tartışır. E, bir çeşit bir aile tartışması olarak ben değerlendiriyorum. Ailenin herhangi bir de bir şekilde parçalanacağı bir sürecin içerisinde olduğumuzu değerlendirmiyorum. Aile içinde yaşanan bir tartışma, tartışmanın neticesinde de yine ailenin bu tartışmadan güçlü bir şekilde yola devam edeceğine dair sonuca çıkacağımızı öngörüyorum açıkçası. Bunu da şundan anlıyoruz, MHP lideri Devlet Bahçeli açıklamasının sonunda hem Cumhur İttifakı'na ...bağlılık vurgusu yapıyor. Hem de Sayın Cumhurbaşkanı'na desteğin süreceğini ifade ediyor. MHP'nin hali hazırda mecliste devam eden e, yasa tekliflerine ilişkinde... ...Cumhur İttifakı e, uhdesinde birlikte çalışmaya devam edecekleri vurgusu yapıyor. Bununla birlikte MHP lideri Devlet Bahçeli dedik ya... ...öz konuşur, az konuşur, öz konuşur e, ve her satırının da ayrı ayrı irdelenmesi gereken mesajlar ortaya koyar. Bu mesajlar itibarıyla da bakacak olursak elbette MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bazı ikazları da var. O ikazlardan en önemlisi bana sorarsanız normalleşme süreci üzerinden yapılan bir ikaz. Normalleşme sürecine MHP'nin karşı olmadığını ifade ediyor MHP lideri Devlet Bahçeli. Şayet bir öyle bir değerlendirme varsa da MHP'nin açık bir şekilde bu konuda fedakarlık yapabileceğini ifade ediyor. E bunu da net bir şekilde dile getirmiş. Gerekirse fedakarlık yapabiliriz demiş. AK Parti ile e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin arasında yürüyen normalleşme sürecinin de bir e, mutabakata erişmesi ya da bunun bir ittifaka evrilmesinin MHP'nin samimi dileği olduğunu da belirterek bu süreçten herhangi bir şekilde zarar e, zarar e, herhangi bir şekilde rahatsız olmadığını ifade etmiş oluyor. Bununla birlikte bu süreçte MHP'nin herhangi bir şekilde bu sürece engel olarak gösterilmesi AK Parti içerisinde bazı grupların MHP ile ittifakın bir şekilde sona ermesine dair e, ...görüşlerinin kulislerde dolaşıyor olmasını elbette MHP lideri Devlet Bahçeli net bir şekilde e, itiraz etmiş. AK Parti ile CHP arasında geniş tabanlı bir ittifak MHP'nin samimi dileğidir demiş. Yine AK Parti içerisinde e, bazı e, grupların da MHP ile işbirliği ya da ittifaka e, karşı olduğu yönünde bir... E, mütala da bulunduklarını, gözlemde bulunduklarını belirterek aslında AK Parti içerisinde ...MHP ile ya da Cumhur İttifakı ile sorunu olduğunu değerlendirdiği yapılara mesaj veriyor. Bunu yaparken de esasında herhangi bir şekilde Cumhur İttifakı'nı hedef almıyor. Cumhur İttifakı'ndan ayrılık mesajı vermiyor. Cumhur İttifakı'ndan ayrılacaklarını dile getirmiyor. Aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı da desteklerinin süreceğini ifade ediyor. Ben bu çıkışı an itibariyle özetleyecek olursam şu şekilde değerlendiririm. MHP lideri Devlet Bahçeli evet Cumhur İttifakı'nın 2016 sonrası oldukça zorlu koşulların ardından kurulan bir ulusal mutabakat ittifakı olduğunu değerlendiriyor. Bunun devamlılığı elzem görüyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu ittifakın devamı noktasındaki varlığını oldukça önemli görüyor. Ancak gelinen süreç itibarıyla hem normalleşme süreci bağlamında hem de yerel seçim sonrası ortaya çıkan siyasi denklem bağlamında yeni bir düzen arayışının olduğunu ve bu düzen arayışının AK Parti içerisindeki bir grup tarafından da desteklendiği ya da farklı anlamlandırdığı MHP'nin hedef alındığı bir sürece evrildiği değerlendirmesi var. Buna karşı çıktığını net bir şekilde ifade etmiş. Ancak dediğim gibi en başta sorduğun soruya yanıt ayetinde tekrar söyleyecek olursam, ben bunu çatlak olarak değerlendirmiyorum. Böyle nikahın ittifak nikahının tazeleneceği ve Önümüzdeki süreçte ittifakın daha güçlü bir şekilde yola devam edeceği bir süreci göreceğiz. Muhtemeldir Sayın Cumhurbaşkanı İspanya ve İtalya seyahatlerinin ardından yapacağı açıklamada Cumhur ittifakı konusunda kararlılık mesajı verecektir. Ve MHP lideri Devlet Bahçeli ile de yurda geldiğinde bir araya gelecektir ve bu ahit yeniden tazelenecektir diye değerlendiriyorum.